kulislere sızdı. Erdoğan'dan seçimi kaybetmemek için tehlikeli plan. Siyasette hava ısındı. Gazeteci Orhan Uğuroğlu, Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağına dair konuşulanları ve Erdoğan'ın seçimi kaybetmemek için kulislere sızan tehlikeli planını yazdı. Orhan Uğuroğlu, zamanında yapılması halinde seçimlerin 18 Haziran 2023 olduğunu hatırlatarak, A. Erdoğan YSK'dan aday olursunuz. Tüyosu alırsa erken seçim olmaz. B. Erdoğan YSK'dan aday olamazsınız. Tüyosu alırsa. Erken seçim için muhalefete muhtaç olur. Ben, A, şıkkını asla mümkün görmüyor. Yüksek Hakim YSK, üyelerinin anayasa hükmünü uygulayacaklarına inanıyorum. B, şıkkına göre şunu da ortaya koyalım. AKP, MHP, Büyük Birlik Partisi'nin meclisteki oy sayısı 335. Anayasaya göre, erken seçim, kararı için. Gerekli oy sayısı 360. O halde Erdoğan için tek yol var, muhalefet ile anlaşmak. Altı bağımsız yetmiyor. Bu durumda Erdoğan muhalefet liderlerine başvurarak, diyecek ki, haydi 14 Mayıs'ta mecliste erken seçim kararı alalım. Bu öneriye destek verecek. Oy sayısı olan hangi parti var, meclisteki diğer partilerin oyları yetmediğinden. Üç partinin kapısını çalabilir Erdoğan. CHP Kemal Kılıçdaroğlu 134 oy. İyi Parti Meral Akşener 37 oy. HDP Mithat Sancar ve Pervin Buldan 56 oy diğer partilerin oyları yetmediğinden, üç partinin kapısını çalabilir Erdoğan, ifadelerini kullandı. Orhan Uğuroğlu devamında şöyle yazdı. Peki, 18 Haziran yerine, 14 Mayıs'ta yani sadece bir ay önce, sırf Erdoğan aday olabilsin diye, hangi parti onay verir? Bence Erdoğan muhalefet liderlerinden, gerekli desteği bulamaz ki, bu durumda, Güneş Motel uygulamasını devreye sokabilir. Yani milletvekili transfer pazarını açabilir Erdoğan. Yeni Çağ yazarı Orhan Uğuroğlu, son günlerde artan kulis bilgisine de paylaştı. Uğuroğlu, Erdoğan savaş çıkarıp, seçimi bir yıl erteler. Yapar mı? Eğer seçimi kaybedeceğini görürse, kaybetmemek için Erdoğan her şeyi yapabilir. Çünkü muhalefet liderleri, hesap sorma konusunda kararlılar, diye yazdı.